Ellerimize şunu sürelim de. Ellerim gene deterjandan. Şöyle yapsan tırmalayacak. Kaşıyacak. Merhaba, günaydın canlarım benim. Günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. İşte insan el hassas olunca şeytani bu şekilde oluyor. Diyeceğiniz şimdi bu kadın hazırlandı. Çıktı, nereye gidiyor? Dün de demiştim ya, özlemlerle çıkacaktık, olmadı. Maalesef. Dedim artık, bugün erkenden, sabahtan işlerimi halledeyim. Ondan sonra döneyim, fazla gece sıcağı kalmadan. Zaten onlar da öğlen sonu gittiği için o şeyde çıkamazdım. Ama çıkmam da lazım. Kaç gündür çıkacak. Bir türlü kısmet olmadı. Ya gitmem gerekiyor artık. Çıkmam gerekiyor. Hap var, o var, bu var. Her şey var. Hal hatır sorduk mu? Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İyi demek adet olmuş. İyiyiz. Allah'ımıza şükür, gördüğünüz gibi ben gayet çok çok iyiyim. Uğrayabilirsem dediğim gibi şeye uğrayacağım. O da biraz benim çarşıda işim. Hemen çarşıda görüp mesafe o kadar çok şey değil. Uzak değil de yakın da değil. Hani yani yürüyeceğim, yürümek. Bazı arkadaşlar diyor yürüyüş. Kışın o kadar yapmadım da yazın bu sıcakta nereye çıkacaksın yürüyeceksin? Sabah bile alev alev, çık dışarısı yanıyor. Oradan oraya yürümek biraz sıkıntı şey yapacak. Alacağım bir iki şey var oradan, Yumakoğulları. Kaçtır oraya, arada bir çıktım, uğrayacağım dedim. Sıcakta gözüm kesmedi, dık hemen eve döndüm. Hava serin olsa ama almam gereken şeyler var, onları alacağım. Ondan sonra koştur koştur eve geldiğim zaman artık kahvaltımızı öyle yaparız. Ne yapalım şimdi, yavaş yavaş hemen çok geç olmadan hep beraber yola düşelim. Evet arkadaşlar, hava çok hafif esiyor ama önce dedim ben Yumakoğulları'na geleyim. O aldığım karışımdan alayım, bana o iyi geldi. Farklı bir şeyi daha alacağım buradan. Ondan sonra doğru çarşıya, hemen çok hava yanmadan doğru çarşıya gideceğiz. Hep beraber işlerimizi halledelim. Selamun aleyküm. Vallahi isim de bilmiyoruz ama hoş bulduk. İsmim Dudu. Dudu Hanım nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bizde yok mu? Yok, dışarıda. Tamam, ben o zaman o karışımdan almaya geldim. O bana çok iyi geldi. Tamam. O zencefilliydi. Evet, zencefilli macu. Ve, öksüreğe, tiksüreğe, yok, bu benim var. Bitti. Hı-hı. Mesela en büyük, evet, kızıma da şey yaptık, aldırdık buradan. Hı-hı. Aldı kendisi, evet. Tavsiye ettim yani, bana çok iyi geldi, faydasını, hı-hı, gördüğüm için alıyorum. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Yeğenim gelecek bir yer, annesinden fırsat bulursa o da bayağı bir şeyler bakacak. Hı-hı. Ben ona söyledim saçlarıma, o da çok iyi geldi. Evet, iyi geldi değil mi? Yani, hı-hı, şimdi ben bir şey daha alacağım. Hı-hı. Bir damar açıcı, Gürbüz Bey'le görüşmüştük biz ama, hı-hı, bir bakayım ona da, damlamız alayım ben var. Günde bir sefer 3 damla. Aç veya tok fark, fark ediyor etmez, mu? Fark etmez. Mideye iyi geliyor. Mideye iyi geliyor. Şey çekiyor. Selamun aleyküm. Tamam, bu mide için diyorsunuz. Evet. 3 damla. Sabah veya öğle fark etmiyor. Fark etmez, fark etmez. Öğlen veya akşam aynı saatte tok karnı. Evet, evet. Tamam, evet, çok teşekkür ediyorum. İstediğin zaman atabilirsiniz. Tamam canım benim. Hı-hı. Onları bir poşetleyelim, alalım hayatım. Tamam, Dudu Hanımcığım. Tamam, görüşürüz. İnşallah tekrar. İnşallah. Dışarıda nefes alınmıyor. Oh. Şuraya bak. Su içinde kaldım. Gitmem de gerekiyor. Orada da Dudu Hanım'la da görüştüğümüz gibi
Benim zencefilim bitmişti. Ve natural mix, bir de şunu almam gerekiyordu. Karabaş otlu bitkisel yağ karışımı. Şöyle göstereyim bu. Vallahi işte bilmiyorum, aldım ya, bakalım. Bazı arkadaşlar da yani hani şöyle söylemişti. Ben bu karışımı içmeye başladım. Ondan sonra mı başlıyorum mesela? Hayır hayatım, ben onu içmeden vardı bende o. Daha 2-3 ay ara ara geliyordu yani. Onunla bir ilgisi yok. Onu çok denedim ben yani. Fark ettim, dikkat ettim. Onunla hiçbir ilgisi yok. Vallahi bundan kendime de alacağım. Bunu ben biliyorsunuz kime alıyorum. Bundan kendime de alacağım ama şu an hemen acil. Vallahi şeye uğrayacaktım. Hep uğruyorum biliyorsunuz. Çarşıya gittiğimde o ucuz benim hep indirimde oluyor ya giyim. Vallahi hayatım giyim dedim aklıma geldi. Aldığım elbiseler daha ışıklara doğruydu. Benim işim Şarampol tarafındaydı. Antalya'da oturanlar bilir. O tarafa gitmediğim için üzgünüm ama hep aklımda, inan bana, gittiğim zaman, oradan geçtiğim zaman illaki düşecek o taraflarda işim. O zaman gireceğim senin için hayatım, birkaç arkadaş için. Bundan sonra her girdiğim zaten Instagram'da var mı onların da o şekilde şeyleri diye soracağım. Rica edeceğim, mümkünse verirlerse versinler. Hiç benim aklıma başta onlar hiç gelmiyordu. Ne yapayım, hemen üstümü, elimi yüzümü yıkayayım, üzerimi bir değiştireyim. Bir yarım saat dinleneyim, ancak kahvaltı zamanı. İyi oldu, gittim erken geldim yani ama yok anam, erken de olsa ı-ı. Biraz kendime geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Allah'a şükür. Ne kadar erken de olsa işte sıcak oluyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur olunca çıkmak zorunda kalıyoruz. Çıkmak. Çıkmazsak iyi de hep öyle diyoruz da maalesef. Ay öyle bir saat uzandı hem. Elimi yüzümü yıkayınca kendime geldim. Faradım faradım. Biraz da dinlendim ya, çok acıktım gibi oldu ya, dur bakalım. Benim acıkmalarım da belli. Arkadaşlar hakikaten ya, ben unuttum. Erken bunama mı başladı kız? Şimdi bazıları diyecek evet evet. Leoparlı elbiseyi ben arkadaş güzel ama sanata da büyüktü ya. Yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Aman yerim be. Üf, yemezsem de atıştırırız. Özlem biri biberlerin şeylerin. Salatanın közden mi diye sordu. O bile tadında farklılığı hissetti hemen. Ben onu İsmail'in şeyinde giydim sanıyorum ya. Hakikaten cancağızım yazmış. Yeter şu tane zeytin. Sen onu diyor, İsmail'in orada diyor, çiçekli diyor. Hatta biri yorum yapmıştı. O ne öyle çocuk elbisesi gibi diyor ona. Tunik elbise değildi o hayatım. Tunikti, tunik. Doğru. Ama ben giydim leoparlıyı. Nerede giydim? Allah Allah. Bir yerde giydim onu ben ya. Hem de bir kere giydim. Hiç işte hatırlamıyorum Allah'a. Hem de hiç. Azıcık da krem peynir koyalım mı? Evet.
Allah, la ilahe illallah. Acıktı. Her zaman denir. Tok acıkmayacağım sanırmış, aç da doymayacağım. Benimki de o hesap. Ya üstüne gezdirmeden olmaz, ekmek bulacağım. Önce şu karabiberimizi ekleyeyim. Benimki de o hesap. Çocuklar iyi, torunlar iyi, hepimiz iyi, hepimiz süper. Hiçbir sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim, herkes arkadaşım hayatım öyle demiş. Hepiniz iyi misiniz? Allah'ımıza bir şükür hayatım, hiçbir sıkıntımız yok. Hepimiz bomba gibiyiz. Bir de ya başka şeye gerek yok. Şimdi sizleri de karşıma alayım. Bugün ne yapsak acaba? Ortalığı toparlarken düşünürüz. Ay, bunu makineye atayım bitsin de ötekini doldurayım. Yeter yeter Faize. Buyurun hep beraber afiyet olsun. Aman bunun da katır kutur sesi çok geliyor. Geçen dediysem yeni. Eşliğin ya da babasına kumandayı da aldım. Yorumun birine gülesim geldi. Arkadaş bakayım dedim ben. Televizyon seyrediyordum, bir baktım. Ebru'nun canlı yayını yaptığı videoyu mu seyretti, ne yaptı, yaptı, oraya mı katıldı, ne yaptı? Ben konuşunca kötü oluyor da. Gelmiş bana yazmış. Vallahi tam yorumu da hatırlamıyorum da. Fatih Bey oradan bahsediyor, buradan bahsediyor. Ben neden bahsettiğini de anlayamadım. Hanımefendi demiş, sen demiş, annene şikayet edeceğim, ben demiş yanlış, yorumu tam şey yapmıyorsa. Burada diyor, dikkat dedi diyor, ha işte diyor, ettim diyor. Beş yaşında mı bu? Hani bir laf vardır ya, çok uzaktan kusursuz, yakından lüzumsuz. Hakikaten bu bizim sözlerimizde gerçekten çok büyük gerçek payı var. Uzaktan bakarsın, aa kusursuz, yakından lüzumsuz. Evet, etti.
Seni Ebru. Kulaklarını çekerim senin. Senin nasıl konuşma özgürlüğün varsa herkesin var. Kızım olmuş, torunum olmuş, bu şeyi yok yani. Konuşabilir. Ne güldüm ona da. Hani ben ne yapayım? Ağzını mı bantlayayım? Konuşacak tabii. Allah'ım gülmelerden ayırma ya Rabbim. Çok neşeliyim, çok mutluyum, çok huzurluyum. Ay, gözüm yaşardı gülerken. Ha, gülesim geliyor o zamandan beri. Sen buraya geldi, cıs yapacağım ben her ikinize de. Kulaklarınızı çekeceğim. Eskiden tek ayak üstünde tutacağım. Eskiden öğretmenler tek ayak üstünde tutardı ya. Tek ayak üstünde ceza. Neden öyle dedin? Git anneme söyle diye. Ay, cız. Sen beni böyle yorumlarla güldürüyorsun da Rabbim de seni güldürsün. Bak öyle diyorum vallahi sana. Gülmek bir kahkaha bir kilo pirzolaya bedel denir. Ay neyse, şey aklıma geldi, yine rüyamın da etkisindeyim. Bir taraflarım mı açık kaldı, ne yaptın? Tövbe tövbe. Ay bugün gülmeyle başladım. Gülmeyle bitireceğiz herhalde. Rabbim hayırlara çıkar. Öyle deriz ya. Bir rüya gördüm de anlamsız bir rüya ama. Anlamı olan bir rüya tabii ki. Farklı. Çok çok erken kalktım. Biliyorsunuz ben gecede uyuyorum, unutmayayım diye. Yattığım zaman unutuyorum bazen. Hemen Google'a baktım. Bir anlam da bulamadım. Bir anlam da veremedim ben ona. Kendi kendime dedim herhalde bir taraflarım açıkta kaldı. Saçlarım bu şekil. En sevdiğim saç modeli. Rüyamda ama. Böyle kabarık kabarık, dalgalı. Çok severim o saç stilini. Rüyamda o kadar hoşuma gitti ki o saçım. Aman uğraşacak gözüm yok. Gidip şimdiki permalar perma da tutmuyor. Tamam, iri parma yaptırıp da o şekilde aldırdım. Rüya çok hoşuma gitti de baktım bir anlamı yok. Dedim Allah hayırlara çıkarsın gene. Anlamsız. Boşver, gülerek başlayalım, gülerek gidelim. Bitirelim günümüzü. Patlıcanım vardı. Ondan bir şeyler yapayım bari. Ebru gün vermişti ya. Esinti başladı. Ben giderken esseydin ya. Bana bir yudum aldırma işte. Seni dibinde bırakmayacağım ben. Aman düşünürdüm onu akşama kadar da. Önce yalnız şu şeyi. Ah bırakmam seni. Şurayı düzeltmem lazım. Hastaneydi, postaneydi.
kendi rahatsızlığımdı. Bayram da araya girdi. Aldım çıkardım attım giydim. Aldım çıkardım hiç de öyle değilim dizerim ama. Ya oluyor mu oluyor ne yapayım ben görseniz. Kapalı yerde duruyordu o belginin karışımı sinek ilacı. Benim giderlere sıktığım böcek şeyi. İlacı fısfısı. Onlar Harbiye gibi yerden aldım. Biraz koşuşturmaca geçti. Mümkün rahatlığına beraber. Tabii hani yani orada hemen onu yapıyorum, bunu yapıyorum giderken alıyorum onu fıs fıs oralara sıkıyor. Oraya koymuyorum. Gideceğim hemen tak oraya atıveriyorum. Bir defa çalsa hepsi kalkacak, mastikayı oynayacak. Ortalığa bir sümürge. Halıları geldi, yaymayacağım. Ortalığa deyince akşam Belgin aradı. Anne ne yapıyorsun dedim. Sağ ol. Akşam 7 gibi miydi? Vallahi öyleydi herhalde. Dedim oturdum. Kahve içiyordum. İyi dedi. Hallardan laf açıldı. Oldu ya bayağı verelim. Anne dedi hallar gelmedi dedim. Aa öyle mi dedi. Arayayım ama arama dedim ben. Sakın arama. Dedim yaymayacağım. Akıllarına ne zaman gelirse o zaman getirsinler. Alıştım böyle. Hemen süpürüyor. Siliveriyor. Kolayıma geliyor halı kaldırma derdi yok. Kışa doğru. Yayarım. İyi tamam sen bilirsin dedi. Kapattı. 10 dakika sonra salona geçtim. Telefon çaldı. Değişik bir numaraları açmam ama iyi ki açmışım. Halıcı. Bilmem ne halı dedi. Ben dedim öyle bir yere halı vermedim dedim. Tövbe tövbe. Nasıl olur dedi. Faize vardar değil mi dedi. Evet faize vardar ama ben dedim size vermedim halı dedim ben. Aman yarabbim. Ben dedim iyi ki onu söyledim. Yoksa telefonu da açmayacaktım. Gerçi Belgin'i ararlardı da. Ben dedim yağmur halıya verdim dedi. Çocuk da güldü. Sürekli ona veriyor, sürekli bana getiren tanıyor da çocuğu. Yağmur halı dedi, bizim patronumuzun adı dedi. Ha öyle mi dedim ben? İyi tamam o zaman faize var da halılar benim dedim. Halıları da almayacaktım. Bir de o tuhaf bir şey söyledi hani halı yıkamanın şirketin adını. Belgin de bana, ben telefonu kaydettim yağmur halı diye. Yağmur halı deyince o da bilmiyor. O da bayanla arkadaşsa, oranın sahibiyle, iyi konuşuyorsa, o da yağmur halı diye. O da yani aklımda değil. Hemen kapattım, Belgin'i aradım. Kız ortalık şey yani, millet bilmem ne, kimlik diyor, bilmem ne diyor, bir telefon geliyor, ona tıkla diyor, buna zıpla diyor, hopla diyor, yani ona bas diyor, bilmem şey yap diyor. Tedirgin oldum. Belgin dedim hemen arkadan aradım. Açtım ne var annem dedim. Konuştuk ya halıları. Halılar geldi. Dedim böyle böyle dedim ben dedim. Yağmur'a dedim ben deyip başladı gülmeye o da. Anne ben de dedi bilmiyorum dedi. Ama ben çocuğun söylediğini söyleyince hatırladı. Hani tabii o gidiyor oraya herhalde görüyor şey yapıyor. Ha o dedi ben de yağmur ol diye şey yaptım. Aman annem dedim. Yok dedim ben de dedim. Ben size halı vermedim. Biliyor. Çocuğa söyledi dedi, dolabın üstüne koy, yaymayacağım demiştim ya ilk konuştuğumuzda. Koyar onlar çok iyiler dedi. Kaçtır oraya veriyorum tabii ki iyi çocuklar da. Dolabın üstüne attırıver dedim. Yok yok annem dedim gardırobun. Kalsın dedim bir kenarıya koyarım şimdi çocuklara dedim ben. Ya ben böyle şeylere hep işte şey düşünüyorum ya niye ince düşünüyorum bilmiyorum. Şimdi çocuk burada asansör yok. Onları sırtında çıkarıyorlar. Bir de çocuğa de çıkar ayakkabını gel onları dolabın üstüne koy.
Yok dedim, aşağı bir yere koyarım ben onları dedim. Dursun dedim, sonra dedim. İyi o zaman dedi. Ben geldiğim zaman bir ara koyarız dedi. Olur dedim. Elhamdülillah. Allah'ım bu günlerimizi aratma ya Rabbim. Evimizden bereketi, sağlığı, huzuru, mutluluğu, kahkahayı hiç eksik etmesin ya Rabbim. Bu günlerimizi aratmasın. Kalk bakalım, al mini sübürkeni, başla dırdırlanmaya. Ortalıktan sonra gelelim buraya. Ben zaten Berlin'lerdeyken Berlin'de böyle iki çöp poşeti toplayıp vermiştim. Hatırlayan arkadaşlar vardır. Aşırı derecede çoktu. Var daha bir 3-4 tane vereceğim de anam benim ayaklar 34. Bunları da buraya doldurdum, bıraktım yerlerine. Bunun böyle olduğuna, şey olduğuna bakmayın. Bu sinek ilacı. Belgin yapmıştı ya. Videonun başında da dediğim gibi. Aceleden koydum onları oraya. Bunu da 2-3 günde bir, hatta 2 günde bir hemen o zamanlar koşuşturuyordum. Hemen balkonların giderlerine, banyonun giderlerine, lavabonun nasıl olsa gidiyor. Yerine koyacağımı tıkıştırdım, buraya doldu. Ayakkabı boyası, ayakkabı fırçası. Seni giyiyorum. Gel. Seni giyiyorum. Yeni aldık. Bunlar beni bıraktı da ben bırakamadım. Yarıldı. Hatırlıyorsanız Arap müküyle şeyden almıştık. Işıklardan. Bak bunu bile buraya attım da toplamadım. Bu diyeceğiniz orada ne arıyor? Bu aslında orada duruyor da. O şekilde dağınık durmuyordu. Bu pazardan gelince hemen pazar arabasını ortaya koyuyorum ya. Onun üstüne. Sizi de giyiyorum. Bunlar boyanacak hep. Tabii ki kışlık. Şunları yazdıkları en altta, onları en üstte. Bunları da biliyorsunuz, Belgin'le aldık, hiç giymedik inşallah kışa. Haydi güzelim. Siz de giyiyorsunuz. Şeker ezelim. Mesela şunları da tam. Ne olmuştur oraya? 7 sene oluyor alalı. Ben de bir aralar ayakkabı hastalığı vardı. Hele yemek yaparken o ayakkabıları görecektiniz. Bir de bir karış topukla. Nasıl yürürmüşüm onlarla? Ha, yürüdüm bir çukura düştüm, biliyorsunuz değil mi? Giymiş miyim, altına bakın. 6-7 sene oluyor bunları alalı. Hayır, topuğu fazla yüksek değil. Evet, belki giyebilirim diye tutmuşum, ötekilerle vermemişim de. Ama giymedim. İşte bak, bunlar tam alçak. Ebru da fazla giymemiş. Bu da yedekte. Ebru'nun bende ayakkabıları. Ah Ebru'ma. Mesela şunları verebilirim. Bunları giyemem. Bunları da bir kere giydim. Aynen. Aldım mı zaten 3-4 tane birden alıyordum. Huyum kurusun. Şöyle bakın. Bu da bir kere giyilmiş. Artık şöyle topuklu olduğu için giyemem. Bu topuk mu? Böyle giyiyordum. Kime vereyim bunları? Ne bileyim yani, kime vereyim derken yanlış anlamayın. Yani ayağım küçük. Yok. Yine artık o Perihan'ı falan çağıracağım da onlara. Mesela bunlar kışlıklarda fark etmiyor. 36 kalın çorap giyiyorum ya. Bir de böyle bilekten yukarıda olunca çıkmıyor, tutuyor. Ama yazlık 34-33. O imkanı yok. Allah için bir yere de gönderemem. Ha, bunları
Bunları çok seviyorum. Bunları dışarıdan almıştım ben. Türkiye'den değil. Getirttirdim. Bunu çok seviyorum. Giydim mi giymedim. Neden öyle yaptım? Topuğu da yüksekliği. Vereceğim iki tane var. Bunları çok severek aldım ve bunları da şunları da vereyim ya, giymiyorum. Yazın terlik, sandalet takıyorum ayağıma, gidiyorum. Artık eskiden de o otur ayakkabını bağcıkla bağcıkla bilmem ne yap, şey yap, artık yapamıyorum onu. Bunları da çok severek almıştım. Bakar mısın, hiç temizlenmedi altı. Birkaç kere giyip bunları giydim, yalan değil. Bunlar çok hoşuma gidiyordu. Şu dolgu topuk olduğu için bunları giyebilirim. Bu düz taban gibi duruyor giydiğim zaman. Dolgu topuk olduğu için bunlar ayağımı yormuyor. 1, 2, 3. 3 tanesi kalmış, gitmedik. Onları evet. Bunları çok severek aldım. Bu şimdi tam mevsimi ama giymenin taytlarla neden giyemiyorum? Bağlamaya üşeniyorum. Bu ayakkabılarımı giydim canım. Bunları şimdi giymedim değil. Olay oldu Belgin için o pembeyi kırmızı elbiseyle giydim diye. Evet, Ebru'cuğumun bir yazlık bir kışlık ayakkabısı. Bu da Ebru'cuğumun. 36. Ben bunu bir ara giydim de nesi dokandı? Şu yan tokası. Ayağıma. Aa dedim. Ebru gelecek giyecek de sandalet küçücük. Ya orası stok bir şey yaptı bana, ne oldu ya? Bir şey oldu da çıkardım. Yok. Belki de bağlaması zoruma gitmiştir. Haydi güzelim. Şeker ezelim. Ben bileğimi su hazırlayayım, içine deterjanları sıkayım. Ah cancağızım ah. Arkadaşım bir tanesi demiş. Hangi fotoğrafsa fotoğrafı yakından çek demiş. Kız hangi fotoğraftan bahsediyor? Onu anlamadım ki. Öyle demişsin de. Hangi fotoğraf? Yanları falan o kadar değil de altları tabii ki tozlu. Açık kalmıyor ya burası. Vallahi anlamadım ki, fotoğraf demişsin de. Acaba videonun başındaki fotoğraflar mı? Olmuyor hayatım, olmuyor. Eğer onlardan bahsediyorsan olmuyor. Neden? Yakından çekiyorsun. Çok büyüttüğün zaman, küçülttüğün zaman sağdan soldan kırpmalar gerekiyor. Belirli bir şeyin üstüne çıktın mı fotoğraf oturmuyor, uymuyor oraya. Ondaki yaşadığım sıkıntıyı bilseniz, çok basit gibi geliyor da. Bazen bırakıveriyor. Bilgisayar hangisini çekip koyarsa onu koyuyor. Büyük ihtimalle ondan, başka bir fotoğraf motoğraf ben yani bilemeyeceğim. Kız videoda görüp duruyor, fotoğrafı yakından görsen ne olacak? Aha da ondan bahsediyorsan, koca televizyonda seyrediyor. Dondur, yakınlaştır. Zoomla. Öyle mi diyorlar? Zoom yap. Bu arada verdim, kilo verdim. Geçen de dedim ya. 4-5 kilo verdim. Birçok arkadaş bak hakikaten öyle diyor. Birebir görüştüklerimiz. İlk defa karşılaştıklarımız. Aa diyorlar, sen ekranda ne kadar çok kilolu gösteriyorsun. Aslında hiç de öyle değilsin diyen arkadaşlarımız var. Ona çok sevindim. Neden?
Bırak kilonu göstersin ekranda. Asıl olan gerçekte zayıf olmam, sağlığım için. Yani kilo şeyde ekranda incecik gösterecek de ha olur ya, tam tersi olur. Ola ki kendin kilolu olup aşırı, işte o sıkıntı. Hem öyle böyle değil. Aman bırak kilolu göstersin. Aa, her şey yerinde zamanında, hiç üşenmezdik, hiç. Eskiden hiç. Şimdi öyle mi? Kıyafetime uygun ayakkabılarım, ondan çok düşkündüm. Çantama uygun. Ayakkabılarım ondan çoktu. O zaman böyle bükülüp ayakkabı bağlama etme sıkıntımız, derdimiz yoktu. Şimdi oturacağım diyorum, ayakkabıyı diyorum şeyinden geçireceğim, onun bir şeyi yapacağım, bunun bir şeyi yapacağım. Yalan değil, üşeniyorum. Saklayacak değilim. En aşağı bak, bükülemiyorum, yazlıkları koyayım diye düşünüyorum. Yazlıkları. Şey, giymediklerimi, pardon. Neyse, ben şu giymediklerimi şöyle aşağıya koyayım da. Gel Ebu, Ebu. Tek ayak üstünde tutacağım seni Ebu. Ah Ebu, ah. Hadi bakalım dolabın öteki tarafına geçebileceğim mi? Giyindim mi, hangi kıyafeti giyeceğim? Ayakkabımı ona göre seçerim. Her şeyim öyle. Eskiden de eskiden. Başka yazlık. Ne koyayım onun önüne? Şu ayakkabım da dediğim gibi ortası inanın bana yarıldı. Ortopedik oradan alırsam bunun yerine bu sandalette öyle atacağım. Yarıldı da giyilmeyecek kadar da değil canım. Terlikleri bir kahverengi, bir beyaz takıyorum ayağıma, gidiyorum. Kolayıma geliyor. Evet, size de bulacağız. Şöyle bir şey olmuş da. Anam 34 numara. Onu da kim, elbet bir gün bir düğüne, bayram, düğün bayram değil de düğün evine gider ki belki giyerim. Sizi giymem. Seni seviyorum, seni giyerim. Ah, bir de şöyle alsaydım. Şöyle. Ana 34 numara. Kime versen de kime olacak? Çocuk ayakkabısı. Çocuğa da o olur mu? Olmaz. Bunlar da Ebu'nun ayakkabısı. Geçen anada dedim, annem ayakkabılarım var burada dedim ben. Onun sadece ayakkabısı değil, burada bazı şeyleri var yani. Ne yapayım dedim, vereyim mi dedim. Kalsın anne burada dedim. Nasıl olsa seyretmiyor ya. Hani ben de boşalsın diye. Gerçi çok da dolu değil de. Söylemeyin ha. Bir kere daha ona ben öyle bir şey söyledim. Bende olan bir şeyini. Senin dedi anne rahatsız mı ediyor dedi. Bırak dursun dedi. Yok etmiyor. Baz altında ama. Ne bir şeyim benim kalsın birilerinde, ne benimki başkasınınki kalsın. Öyle bir şey de var ya. Sporları da şöyle.
Bunlar yaz kış geliyor canım. Bunlarda sıkıntı yok. Bağlama falan derdi yok ya. Takıyorum ayağıma gidiyor. Çünkü bunlar var. Bunlar da tam yazlık aslında da. Yazlıklar üst üste koyuluyor da bunlar koyulmuyor. Ben de sporları bu şekilde yapacağım. Ayakkabı boyası, o böcek ilaçlarını falan oraya koymam, onları artık öteye. Koşuşturmam gitti ya. Aslında bu ayakkabı boyası da bizim lazım olmuyor ama neyse oraya koyalım. Sizi senin de yazdıkların üstüne koyalım. Gene pazara çıktı, az da olsa çıktığım zaman oraya koyuverim. Şimdi bazayın altına el atacağım. O zaman da işte şeylerde çarşafın biri orada, kılıfın biri orada, öteki orada. Oluyor bazen, olmuyor değil. Hepimizin evinde oluyor. İşte benim de bu bayramdan sonraki telaşa, bayram telaşesi benim rahatsızım der ki tuttuğumu attım, tuttuğumu yalan değil. Oradan çıkardım, yıkadım attım, katladım düzgün de şey sıra sıra koyarım, attırıverdim gitti. Şimdi ne yapalım? Şimdi hemen ben bir mola vereyim, kahve içeyim, siz de için. Akşam yemeğimizi sonra geçeriz. Gel beraber kaçalım ana çatıya. Bir hafta tatil yapalım biz de baş başa. Aynen. Dibinde var ya, daha doldurmadım ötekini. Çok az bir şey yağ koydum canlarım benim. Yemeğimize başlayalım. Şunu da açalım. Kıssın. Şunu da kısık ateşte. Hemen 4 tane seni kesmeyecektim ben ya. Tatile kafa gitti ya. Patlıcanın kafasını aldım. En çok sevdiğim kafası bir de. Vallahi düşünmüyorum değil arkadaşlar. Şöyle 5 günlüğüne, 7 günlüğüne şöyle bir tek başına bir yerlere kaçmayı düşünüyorum. Nasıl olsa şeyde çekmeyeceğim. Tatilde çekmeyeceğim. Bununkini tatildeyince heyecan yaptım. Kesmeyecektim güya. Kestim gitti. Çekmeyeceğim videolarımız. Yedekli. 5 günlüğüne geldiğim zaman tekrar devam ederim. Hadi bilemedin. Bir gün çekmeyeyim tatilin şeyine bağlı. Ama dediğim gibi gittiğim yerde kafa dinleyeceğim. Çek bir tarafta değilim. Başka zaman gittiğimizde çekeriz. Gel beraber gidelim ana çatıya. Seni götüremem, kusura bakma. 3-5 gün tatil yapalım biz de baş başa. Ay 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 yerim ben. Aa, ne oluyor sana be? Yok, vallahi çatlasan da patlasan da götürmem. Ay ben yalnız değilmişim. Şey, yağımı böyle kızdırıyorum. Bir tavanın dibini yağladım canlarım benim. Çok fazla yağ çekmesini istemiyorum. Biliyorsunuz ben patlıcan türlerini böyle yapıyorum. Nedense çocukluğumdan beri de şu patlıcanın şeyini, kafasını yemeye bayılırım.
Yalnız değilmişim. Ben hani şeyde arkadaşlar öyle diyor birkaç tanesi. Aynı ben diyen var, çok güldüm diyen var. Gül hayatım diyor. Gül! Hep gülelim bundan sonra. Hemen kapatıyorum. Aa, yanlış kapadım kız. Azıcık öyle alevli yansın, hemen ne yapacağım ondan? Altını kısacağım. Közlenmiş gibi olacak ama yarın azıcık kalsın. Sonra tekrar açacağım. Aynı ben diyenler var. Kıymamızı da şöyle yağınla, az bir şey deme. Kıyma az çünkü 4 tane küçük patlıcan, o kıyma bile çok ona. Kısık ateşte yapıyorum, kıymamız yağını salsın diye. Yetersiz olursa ne yapıyoruz? İlave ediyoruz. Şunu koyayım. Evet, seni kısabilirim. Yani ben değilmişim. Niye yalan söyleyeyim? Bazı insanlar söyleyemez de vallahi ben çok da güzel söylerim. Paldır küldür orada giyeyim derim. Aynı ben diyenler var. Hiç çok kişi öyle var da. Kimse işte itiraf edemiyor. Bazıları da şimdi söyler dedim ben. Aa, ne görgüsüz kadın. Orada mı giydi? İlgisi bile yok. Ama hiç de diyen olmadı. Hayret. En çok da ona şok oldum. Hiç diyen de olmadı. Hemen bir tane küçük. Aslında bunu fırında yapacaksın. Üstüne şöyle domatesin kabuğunu soyacak, koyacak. Taze biberi koyacaksın üstüne. Onlar kızaracak. Ama küçücük 4 tane, ha bir misafirim olsa, bir şey olsa, çok yapsam onu o şekilde yapabilirim. Şimdi bunu tencerede pişireceğiz. Kız ben bunu hangi tencerede, ha? Ha şu kızarttığımın içinde olabilir. Tam aldı o çünkü. Zaten 4 tane de çeviririm, çeviririm. Soğuyunca dolduruverim içine. Yani tek değilim. Evet, kıvamış. Hemen bu tarafı ocağımı açmıyorum. Yapma işte bunu, yapma. Kızdı bana o. Götürmeyeceğim dedim ya. Sen evde kal, evde. Felaket çatlıyor, patlıyor benim gibi. Beni kıskandı. Hadi cancağızım, sal bakayım yağını. Açık açayım mı seni? Soğan girecek, domates girecek, o girecek, bu girecek. İç yeter dedik. Hop, sen değil. Sen değil. Seni birazcık, evet. Çünkü patlıcanı da gerçi çektirmiyorum ben. Az bir şey... Yağını ister istemez çekecek. Kıymanın yağını. Patlıcan çok çekiyor ama böyle hiç. Kesinlikle. Tam kararında ve kıvamında. 4 diş minnacık sarımsağımızı da doğrayalım. Boş boş. Doğru. Aklıma geldi. Geçen arkadaşlar şeyi sormuştu. Ebru'nun çamaşır makinesi. Hayatım ben kendi kimi bilmiyorum da Ebru'nunkini nereden bileyim? Ebru da şimdi diyecek aman anne. Ciddi söylüyorum. Çok çok eskilerden Arçelik ve Beko'dan kesinlikle şaşmazdım. Asla her şeyim elektronik eşya Arçelik ve Beko. Ha şimdi bunları aldım böyle keseye bütçeye uygun diye aldım. Biri Ağdat'tan, biri Bağdat'tan. Arkadaşlar da bazen soruyorlar. Ütünün markası ne? Onun markası ne? İnanın bana geleceksiniz. Kalkıyorum, gidiyorum, bakıyorum öyle. Anam bir tanesi şey. Ne o? Bak gene aklımda değil. Neydi kız bu?
Vestel. Öteki Kestel. Öteki Dönde Gel. Makineye bakıyorum, Altus. Ötekini sorsan, Baltus. Hepsi değişik. Hangisini aklımda tutayım? Dön gel, yan gel. Hepsi değişik değişik. Ha, eskiden öyle mi? Eskiden sadece dediğim gibi bir ağaççelik. E şimdi ütü farklı, bu farklı. Soran arkadaşlar oluyor. Ben de gidiyorum, bakıyorum anca öyle. Değişik değişik. Öyle uygunlu, öyle aldık. Aslında ne kadar doğru, ne kadar şey değil. Biraz fazla olsun, iyisi, marka olsun, iyisi olsun aslında o da. O anki bütçeye uymayınca mecbur olur, mecbur oluyorsun. Evet, bak kıymamızın yanına semiyi şöyle bir güzel kavuralım. O yağını yeterli. Hemen domatesimizi de doğrayalım. Domatesin rengine bakacağım. Rengi güzel gibi. Bu pembe domates diyorlar ya, pembe domates olmazsa salça öyle koyacağım. Renk yetersiz gelirse. Ben bunu arkadaşlarım bir tanesi ben bunu bu şekilde yaptığım zaman yazmış ne alaka diye. Ben sosundan bunu bir 10 dakika kaynatıyorum. Şu şekil. Süzüyorum. İçini doldurup yağı, kıymanın tadı, tuzu, baharatı çok güzel özleşiyor. Özleşmesi için yapıyorum zaten. Ondan sonra o suyla pişiriyorum. Maydanoz da pişir, buna da yok. Yok. Karabiber koyacağız. Ne alaka demiş. Herkesin yapma şekli farklı. Ama bu şekilde yapıyorum ben ve suyu asla yağı şeyi ayırt etmiyor. Hepsi aynı tadında, kıvamında oluyor. Ona renk vermez, yemez bir şey. İlla koyacağım onu. Gel beraber gidelim ana çatına. Bir hafta tatil yapalım senle baş başa. Şimdi bunu söylediğim için kesin alaçatı gözükler herhalde. Çok az bir şey anlatacağım ya. Çünkü kıyma dibini tutacak çok az yağ değil. Yeter, yeter. Hemen patlıcanlarımıza bakalım. Hep gel. Tövbeleri boz da gel. Allah'a şükür. Eski faizim geri döndü. Daha neşeli, daha mutlu, daha sağlıklı geri döndü. Allah'a şükür. Buharın suyunu akıttım iyi mi? Şimdi bu zaten kızdıydı, bana gürleyecek. Sakın ağzını yırtarım. Bak altını kısıp pişiriyorum ya, önce harlatıyorum. Çektiği yağı tekrar salıyor. Başka yağ koymuyorum. Azıcık içine ben bunu nane koysam nasıl olur? Şu bahçedeki benim şey, bahçedeki demişim. He. Rüyanda gördün herhalde. Şuradan bir yaprak koparsam, iki yaprak şey yapar. Koku verir. Aslında fesleğen de koysaydım tazesi olurdu da. Onun hep tane dört yaprağı var. Zaten gözüne bakıyorum, geri gidiyor. Kurusunu koyarım. Kavrulsun. Şimdi zaten birazdan onu kapatacağım. O oldu. Suyunu koyup 10 dakika. Tabii ki şeyini kızartınca.
domatesini de. Yapın bunun aynısını yapın. Harika oluyor. Domatesini de kızartma. Suyunu koyacağız. Sonra doldurma işlemine. Sosumuzdan süzdüm arkadaşlar. Sosumuzun altı açık. Kısık vaziyette kaynıyor mu? Evet. Şöyle şu şekil içimizi ayırdık. Patlıcanlarımızı da çıkardım. Yani tavayın içinde çıkarmadım. Şöyle çatal ve kaşık yardımıyla ben bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi sosunun salçası, yağı hiç ayrı değil. Kesinlikle özleşiyor ve tadı da orada. Gel de ona ekmek banma. Banılmaz mı ona ekmek? Gel beraber gidelim ama çatıya. Bir hafta kalalım biz de baş başa. İşte bunu fırında yapacağım dedim. Üstüne domatesini, biberini ama şu kadarcık şey için dedim. Şimdi fırınla uğraşamayacağım. İçinde de onun o var, bu var. İşte kaldı bile, görüyor musun? Bak. Kıyma azıcıktı. İçine katkılı madde girince ne oluyor? Çoğalıyor. Koymasan olmaz. Onlar da tadını, tuzunu veriyor. Patlıcanlar da hamur gibi oldu. Neyse şöyle bastıra bastıra şey yapayım. Koyayım. Ellerime sağlık. Yapanların da bak gari zorluyorum artık, görüyor musun? Sağını solunu deşiktirip deşip de zorluyorum kendimi. Kalmadı kalmadı, hadi. Hadi gülüm yandan yandan yan. Bugün günümüz ne güzel neşeli geçti kız. Kim gözlerden uzak. Kalmadı kalmadı, hadi diyorum, hadi gülüm yandan şeyden. Şarkı aklıma geliyor. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Oynasın handan, bırakın candan. Oynasın faizi, bırakın yandan. Evet, şimdi hemen sosumuzu şöyle kenarından dökelim. Oh 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 oh. Geldi buna ekmek banma dediğim gibi. Hepsi pişik zaten. Bir iki tıngırdasın. Kıymamız dağılmasın. Ha burada, bunda da üstüne koysam koyarım da. Gerek yok. İçinde var, kısık ateşte. Bu şekilde hemen 10 dakika. Karnıyarığımızı koyduk. 10 dakika sonra. Sunuma hazır. Yenmeye hazır. Yemeye hazır. Ama üzgünüm, siz yiyeceğim ben bunu. O ekmeğimi siz olmadan bandıracağım. Dur, kahvaltıyı beraber yaptık. Şimdi böyle toplar üstüme gelmesin. Akşam da beraber olursa. Tabii hemen 10 dakika sonra yemem. 1 saat sonra yerim. O arada saçıma birazcık, dediğim gibi, yumak oğullarından aldığımın masajını yapacağım. 2 saat sonra da yıkayacağım. Ne yapalım? Hep beraber kaçalım gidelim canlarım benim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. Dilime dolandı şarkı. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinizi o güzel kalplerinizden, o güzel gönüllerinizden kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.